Merhaba arkadaşlar. Bugün pekiçleri anlatacağım. Pekiçler genel olarak ne iş yapar? Neler, ne zaman kullanacağız? Bu gibi tarz şeylere bakacağım. Arkadaşlar pekiçler ikiye ayrılır. İkiye ayrılır. Buraya yazalım. Birincisi specification. İkincisi body. Arkadaşlar specification'da ne var? Sadece package developer tarafından çağrıldığında onun göreceği public tanımların bulunduğu bloktur. Yani package'de tanımladığınız her şey developer package chart'ında görülür arkadaşlar. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi buraya bir daha küçük alt şey düşeyim. Comment düşeyim. Şöyle. Package'da specification'da tanımlı olmayıp da body'de tanımlanan her şey private olur ve developer göremez bunu. Ama yine aynı şekilde buraya bir ama koyacağım. Ama bu private'tır. Private, ama bu private olduğu için daha doğrusu genelde private yardımcı metotlar olarak body'de kullanılır genelde. Dedik. Şimdi arkadaşlar böyle specification. Specification her şey tamamlanabilir arkadaşlar. Yani aklınıza gelecek her şey tamamlanabilir specification'da. Gelelim şuraya tekrar. Buradan devam edelim. Şöyle devam etsek. Böyle mi yapsak acaba? Böyle yapalım. Şimdi burada biz her şeyi tanımlayabiliriz. Cursors, variables, constants. Aklınıza gelecek her şey burada vesaire diğer type yani types vesaire her şeyi tanımlayabilir. Body arkadaşlar. Body nasıl diyebiliriz body'yi? Şöyle yazalım. Specification'da tanımlanan her şey tanımlanan her şeyin execute edildiği alandır. Kullanıcı developer package'ı kol ettiğinde specification'dan alır tanımını ve body'ye gelip yoklar. Bu tanımlı olan şey body'de var mı yok mu diye. Şimdi eğer varsa onu execute eder. Yoksa kullanıcıya hata verir. Çünkü spec'te var ama body'de yok. Yani execute edeceğim bir şey yok. Edebileceğim bir şey yok. Yok der. O yüzden arkadaşlar spec'te tamamladığınız her şeyi body'de execute edin. Yani böyle bir şey karşılaşabilirsiniz yoksa. Body'de olup da spekte olmayan her şey private'tır. Private olur ve developer bunu görmez. Yani bunu yukarı yazmıştım zaten. Body
Başka neler yazabiliriz burada? Başka neler yazabiliriz? Peki arkadaşlar, içinde çok kullanacağımız prosedürler ve functions bulundurmak için kullanılır aslında. Kullanılır en çok. Yani çok sık kullanılan fonksiyonel prosedürler vardı diyelim. Biz bunları değişik yerde tabi bazı tabularda sürekli kullanmamız gerekecek. O zaman bir package tanımlıyoruz. Package'in içinde bunu alıyoruz. Yani package aslında bir class gibidir arkadaşlar. Class'ın içindeki metotlar da prosedürler ve fonksiyonlardır. Şimdi bak nasıl create edilir, nasıl yapılır? Arkadaşlar iki şekilde create ediliyor. Bakın bir şekilde create ediliyor daha doğrusu da. Create or replace diyorsunuz. Her zamanki replace optional keyword burada. Ama replace yani kullanmanız lazım. Eğer prosedürde kod değişmeniz gerektiğinde tekrar drop etmeniz, tekrar create etmeniz gerekir sonra. O yüzden o replace üzerine overwrite eder daha iyi olur. Create package name diyor. Package name. Bu arkadaşlar bunu böyle yazdınız ya şimdi. Bu spec oluyor bakın şu anda. Buraya mesela prosedüre name diyorsunuz arkadaşlar. Parametre olabilir, olmayabilir. Böyle kapatıyorsunuz. Mesela function name böyle tamamlıyorsunuz diyelim ki böyle herhangi bir değişkenle variable'lar var. Return data diyorsunuz ve end diyorsunuz. Arkadaşlar package'lar pek begin'le başlamaz. Böyle başlar. Bu specification'dır arkadaşlar. Sonra body'yi tanımlarsınız. Bunları execute edeceğiniz yeridir body. Package body package'in aynı olur arkadaşlar. İsmi aynı olur. Yani package'in ismi bu. Specification body'nin ismi aynı olmak zorunda. Spec ile yazalım şuraya. Spec ile body package name aynı olmalı. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yine burada böyle yaptık ya. Geldik buraya ezdik arkadaşlar. Ezdik. Burada artık arkadaşlar gideceğim. Prosedür name yazacağım. Geleceğim şuraya. Aynı ez diyeceğim. Baştan buraya execute ettiğim alanları yazmaya. Aynı şekilde fonksiyon işlem aynısını yapacağım. Bu kadar basit olacak işte ondan sonra da. Yani göründüğü gibi zor değil. Sadece burada geleceğim. Ezleyeceğim. Begin. End diyorum. Ve bitiyor arkadaşlar. En sonunda blonu kapatıyorum pek blonu. Bu şekilde. Sonra önce bunu create ediyorum işte. Veya ikisini birden böyle direkt yaparsanız create eder zaten. Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi başka ne yapalım? Başka ne yapalım? Şimdi arkadaşlar package'in tanımı böyle. Daha özet geçiyorum. Diğer ders örnek yapalım. Şimdi burada package'de arkadaşlar ne yapıyoruz? Package'in specification var, bir de body'si var. Specification arkadaşlar siz body'de kullanacağınız prosedürleri ve fonksiyonları tanımlıyorsunuz. Ve burada kürsörler, variables'lar, her şey kullanılabilir type'lar. Ve burada kullandığınız her şey developer tarafından görülür çağrılma metodu. Yani siz bu package'i create ettiğiniz anda gelecek buraya bakacak. Yani her yerde call ettiğinizde bakacak bunun ismini görecek ve bunun ismini görecek. Yani buraya ekstra bir prosedür yazsanız diyelim. Prosedüre mesela P3 yazdınız diyelim. Şöyle bir şey. Ama burada var burada yok diyelim değil mi? Kullanıcı bunu görmeyecek bu P3'ü. Developer çağıramayacak. Burada ne varsa onu çağıracak. Ve burada çağırdığınız her şey de burada olmalı aslında arkadaşlar. Olmazsa hatayla karşılaşacaksınız çünkü. Burada yazdığınız şeyleri burada abstract class gibi düşünün arkadaşlar. Biraz da öyle bir şey aslında. Ya daha doğrusu interface gibi. Bu interface bu da bunu implement ediyor. Öyle düşünün. Bu yüzden de burada bunu görmeyecek ama bu niye burada kullanılıyor mesela böyle şey. Bu mesela burada küçük metot gibi düşünün. Geliyor burada bunlara yardımcılık yapıyor. Yani bunların içinde falan kullanılıyor. Bu yüzden de böyle sıkıntı olmuyor. Ve hani
Bunu developer görmüyor. Yardımcı metot gibi bu. Bu şekilde arkadaşlar. Başka body'de de işte body bizim executable alanımız. Specification'da bir şey execute edilmez. Sadece kullanıcı onu çağırır. Çağırdıktan sonra da burada direkt gelir execute eder o fonksiyonu veya prosedürü herhangi bir şeyi. Böyle arkadaşlar. İkinci ders yine örnek alıp devam edeceğim. Hoşça kalın.